ve kaptırıyor topu. Küçük Ziya. Küçük Ziya. Bir ara pası Engin. 27. dakika şu anda tamamlandı. Atak devam ediyor. Feyyaz. Ulvi ceza alanı içerisinde. Feyyaz. Uzak direğe doğru bir orta. Metin ve Zalat. Ulvi. Metin. Metin. Bir plase. Top içeriye mi diye bakıyoruz. Hayır. Son anda gerçekten ısrarla topu takip eden, direğe de vurma pahasına tehlikeyi önleyen sanıyorum Gökhan. Mehmet. Abdullah. Bu arada bir kırmızı kart. Hamit. Evet, az önce, yarım dakika kadar önce sert müdahalesi nedeniyle sarı kart gören Hamit sanıyorum konuşmayı devam ettirdiği için oyun alanının dışına gönderiliyor kırmızı kartla. Ve karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Beşiktaş ilk yarıda golsüz berabere kaldığı ve 32. dakikadan bu yana 10 kişi oynayan, Hamit'ten mahrum kalan rakibi karşısında ilk yarıda bir kez gole yaklaşabildi. Metin. Recep. Zalat çıkmıyor. Kadir. Kadir. Ali vuramıyor. Boşta kalan top. Rıza. Ve gol. Rıza önünde seken topa çok sert vurdu. Zalat'ın yapacak hiçbir şeyi yoktu. Ankara Gücü futbolcular hakeme gitmek istiyorlar. Ama Beşiktaşlılar da bir sevinç yumağı oluşturuyorlar. Beşiktaş 49. dakikaya girdiğimiz anda Rıza'nın golüyle 1-0 öne geçti. 10 kişi oynayan Ankara Gücü karşısında. Ve Kadir. Kadir'in yanında Mehmet var. Evet, Mehmet. Mehmet'in ortası kısa. Tekrar Mehmet. Bir kafa vuruşu Metin'den out. Metin. Mehmet'in üzerine doğru gidiyor. Bindirmeyi yapan Recep. Bir orta. Mehmet. Gol pozisyonunda. Bezalat. Evet, bu arada karşılaşmanın 55. dakikasında Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal da şeref tribününe geldi. Karşılaşmanın bundan sonraki bölümünü izleyecek. Bu arada 55. dakika, Beşiktaş 49. dakikada Rıza'nın attığı golle 32. dakikadan bu yana 10 kişi oynayan rakibi karşısında 1-0 galip. Hayrettin. Gökhan. Ziya'dan evvel havalanan top Bengin. Mehmet. Gökhan. Ali. Ali döndü ortaya. Feyyaz boş. Feyyaz. Şut pozisyonu arıyor Feyyaz. Ayağından biraz açıyor ve Zalat onu oynatıyor. Yarım dakikası geçti bu ilavenin ve orta noktayı gösteriyor. 49. dakikada Rıza'nın ceza alanı içerisinde çok sert şutuyla kazandırdığı golle Beşiktaş Ankara Gücü'nü 1-0 mağlup ediyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Bugün Beşiktaş için önemli olan kazanmaktı. Çok uzun süreden beri tam kadro olarak çalışma ve hazırlık maçları yapamadık. Ayrıca İstanbul'da saha ve seyircimiz önünde yaklaşık bir aydır maçta yapmamıştık. Tekrar eski ritmimize ve tempomuza dönmek için çalışıyoruz. Bugünkü rakibimiz Ankara Gücü çok iyi bir takım. Zor bir maç olacağını da biliyorduk ve nitekim öyle oldu. Şimdi önemli olan tekrar lige dönebilmek ve maçlara ara vermeden iyi bir şekilde devam edebilmek. Bundan sonra ligde bir kesinti olmayacak. Uzun süre bir arada oynamamak her takım için sorun. Biz bir araya bu hafta geldik ve zor bir maçı kazanarak da 3 puanı aldık. Beşiktaş için bugün önemli olan tekrar bir araya gelmek ve 3 puan.